Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Buradayız efendim. Aday olurken biliyorsunuz size o belediyeye alacağım. Sizi de o belediye binasında mutlaka misafir edeceğim demiştim. O sözü yerine getirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyorum. Burada örgütümüze, il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza, bütün çalışan arkadaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, arkadaşlarımıza, adaylarımıza ve bu yolda emek veren, mücadele eden bütün yol arkadaşlarımıza, hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra inşallah Afyon Karahisar'da güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Sayın Başkanım, bugün ben Burcu Köksal'la böyle karşılıklı çok oturmuşluğum var. Benim makam odamda, onun makam odasında 8 buçuk yıl birlikte milletvekilliği yaptık. Grup başkan vekilim olarak görev yaptı. En son Ankara'da ayrılırken il başkanımla birlikte ben bu belediyeyi alacağım, sizi de Afyon Karahisar'da ağırlayacağım demişti. Biz bugün bu ziyareti genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Ama Burcu Hanım'ın yanında kadın kolları genel başkanımız var. Kendisi kadın kollarında kadın adayların sayısının artması için çok önemli bir mücadele verdi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sının yarısı kadınlardan, yarısı erkeklerden oluşuyor. Hal öyle olunca kadın emeğinin daha iyi görüldüğü, siyasette kadın temsilinin daha yüksek olduğu bir süreci yaşamak mümkün oluyor. Biz bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak her alanda daha çok kadına, daha çok gence yer vereceğiz. Bunu daha önce de ifade ettim. Biz 1980 darbesinden sonra siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyorduk. Üzerinde 3 koca kilit vardı. Arkadaşlarımız da bu konuyu değerlendirdiğimizde dedim ki anahtarları mutlaka Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu partide bir yere koymuştur. O anahtarları bulalım. Aradık bulduk. Birinci anahtar gençlerdi. Cumhuriyete emanet ettiği gençler. Birinci kilidi o anahtar açtı. İkincisi kadınlardı. En erken seçime seçilme hakkı verdiği kadınlar. İkinci kilidi o açtı. Üçüncüsü de bilime saygıydı. Bilimsel yöntemlerle çalışmaktı. Biz de anketlerle, odak grup çalışmalarıyla. Gün oldu, yapay zeka uygulamaları dedik, dalga geçenler oldu. Seçim akşamı, neyin ne olduğunu, o günlerdeki emeğimizi, çabamızı görmeyenler gördüler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazandık ama şımarmadık. Asla kibirlenmedik. Şunu buradan çok net söylemek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve asla kendi başarımızı birilerinin kaybı olarak görmüyoruz. Bütün Afyon kazanmıştır. Afyon'daki bir AK Partili, bir MHP'li kendini kaybetmiş hissediyorsa biz kusurluyuz demektir. Buyursun gelsin bu odaya. Burcu Başkan'ın yanına varsın. Derdini, tasasını anlatsın. Buraları partizanlık yapılan yerler olmaktan çıkacak. Partililerin kayrıldığı yerler olmaktan çıkacak. Biz mümkün olan bütün gayretimizle tüm doğru işleri birlikte yapacağız. Ve Afyon'a iyi hizmet edeceğiz. Afyon'a doğru hizmet edeceğiz. İsraf genelgemiz hazır. Bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor. Biz israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldik. Sosyal belediyecilik yapmaya geldik. Yoksulun, işsizin, kimsesizin halinden biz anlayacağız. Başka bir sıkıntımız yok. Evet, işsizlik büyük sorun. Ama belediyeler işsizlik sorununu ortadan kaldırabilecek müesseseler değil. Zaman içinde belediye güçlendikçe, yeni hizmetler oldukça, yeni yerler açıldıkça işsiz kardeşlerimiz de iş bulacaklar. Ama bu süreçte bütün Afyon'dan borçları kapatmamızı, enkazı kaldırmamızı ve onlara hizmeti getirmemizi beklemelerini temenni ediyoruz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin raporları hep şöyle. Yarısı kadar parayla iki katı iş yapıyor.
göreceksiniz. Yarısı kadar parayla iki katı iş yapacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz. Ve Afyon'da oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz. Keşke oy vermeseydim. Oy vermeyenleri de imrendireceğiz, sabırsızlandıracağız. Gelsin de bir dahakine Burcu'ya oy vereyim. Gelsin de bir dahakine CHP'lere oy vereyim dedireceğiz. Bu anlayıştayız, bu yaklaşımdayız. O yüzden Afyon'a, Cumhuriyet'in bu güzel kentine hayırlı uğurlu olsun. Biz başkanımızın her anlamda arkasında duracağız. Belediyeler Birliği'nden Afyon için yapılacak katkılarda arkasında duracağız. Avrupa'dan bu termal kente sağlık turizmi için çok büyük kaynaklar bulacağız. Ve Avrupa Birliği'nin fonlarını harekete geçireceğiz. Bunları seçimden önce söyleyince hikaye gibi gelir. Ama çok güçlü bir yapı kuruyoruz. Yurt dışı fonların da araştırılması için. Yurt içindeki kaynakların yönlendirilmesi için. Afyon bugüne kadar görmediği hizmetleri bundan sonra görecek. Bugüne kadar gördüğü yanlışları da biz de görmeyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Afyon Karahisar biliyorsunuz Kocatepe demek. Kocatepe'deki bu adamızın bozunun olduğu yer burası. Bugünün anısına da bunu kendi belediyemizin heykel taşı yaptı. Sizin için hazırladık. Bugünün anısına da size vermek istedik. Günün ehemmiyeti dolayısıyla. Sayın Başkan buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Kuruluşun ve kuruluşun topraklarına evet. Hoş geldiniz. Atatürk Afyon Kocatepe'den baktığında hem kurtuluşu hem kuruluşu hem de tam bağımsız Türkiye'yi görmüştü. Biz de buradan baktığımızda bir dahaki seçimlerde iktidar olacak Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyoruz. Buradan bakınca Ege'de 8 vilayet var. Buradan bakınca hepsi görülüyor. O 8 vilayetin 8'inde de bugün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının oturmasından dolayı da büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. 9 Mayıs 2024 Kurtuluş Mücadelesi'nde büyük zafere doğru ilk adımın atıldığı bu Cumhuriyet kentinde bir Cumhuriyet kadınını belediye başkanı olarak ziyaret etmenin tarihsiz kıvancı içindeyim. Burcu Köksal'a bu yeni dönemde başarılar diliyorum. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.